Evet arkadaşlar, bu videomuzda son viraj genel tekrar dersinde Türkiye tarihiyle beraberiz. Türkiye tarihini başlatan savaş, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan savaş 1071 yılında Malazgirt Savaşı'dır arkadaşlar. Türkiye tarihinde ilk olarak Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan 5 beyliğe bakacağız. Erzurum'da kurulan Saltuklular. Saltuklular Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Bulunduğu bölgeyi Türkleştirmiş Mama Hatun Türbesi önemli eseridir. Erzincan ve çevresinde kurulan beylik Mengüceklilerdir. Sivas, Tokat, Amasya çevresinde kurulan beyliğimiz Danişmentlilerdir. Danişmentliler kendi adına para bastıran ilk beylik olarak da geçmektedir. Danişmentlilere ait olan Tokat Niksar'daki Yağıbasan Medresesi Anadolu'nun ilk medresesidir. Mardin, Harput ve Asankeyf'te kurulan beyliğimiz Artuklulardır. Beylikler içerisinde en uzun ömürlü olanıdır bu Artuklular. Malabati Köprüsü önemli eserlerindendir. Sibernetik'in kurucusu El Cezeri bu dönemde yaşamıştır. Bu soru elbet bir gün KPSS'de, YGS'de, LYS'de herhangi bir sınavda çıkacak arkadaşlar, ben buna inanıyorum. Son olarak İzmir'de kurulan Çaka Beyliği vardır. İlk Türk denizcisi Çaka Bey'dir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin temellerini Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın İznik'i almasıyla oluşmuştur. İkinci Kılıç Arslan zamanında Mirya Kefalon Savaşı yapılmış ve Anadolu kesin olarak Türk yurdu olarak kabul edilmiştir. Mirya Kefalon Savaşı Türklerin son savunma savaşıdır. Anadolu Selçuklu hükümdarları genellikle ticarete önem vermiş, liman kentlerini fethetmiştir. 1. Alaaddin Keykubat zamanında Kırım'ın Suudak Limanı alınmış ve ilk deniz aşırı sefer olarak bilinir Kırım'ın Suudak Limanı seferi. Anadolu Selçuklu döneminde ticarette sigortalama usulü getirilmiş. 1. Alaaddin Keykubat zamanında Harzemşahları Yazıçemen Savaşı'nda ortadan kaldırmıştır. Bunun zararı, Harzemşahlar Moğollarla Anadolu Selçuklular arasında tampon bir bölgeydi. Tampon bölgenin kalkmasıyla birlikte Moğolların Anadolu'ya girmeleri kolaylaştı. 1. Alaaddin Keykubat'ın ölümünden sonra devlet yönetimi zayıflamış. Baba İshak isyanları çıkmış. Bu isyanlar güçlükle bastırılmıştır. 1243 yılında Moğollar Kösada Savaşı ile Anadolu'ya girmiş. Bu savaşla birlikte Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girmiştir. Anadolu'da siyasi birlik bozulmuş ve 2. Beylikler dönemi başlamıştır. 2. Beylikler dönemine baktığımızda Karasioğulları Osmanlı'nın fethettiği ilk beyliktir. Germiyanoğulları toprakların bir kısmı Osmanlı'ya çeyiz yoluyla, bir kısmı da vasiyet yoluyla bağlanmıştır. Hamitoğulları Osmanlı'ya para karşılığı toprak satan beyliktir. Dulkadiroğulları Osmanlı'ya son katılan beyliktir. Karamanoğulları Beyliği Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beyliktir. Beylikler arasında en güçlü olan Karamanoğulları'dır. Karamanoğlu Beyliği Türkçe'yi resmi din ilan etmiştir. Karamanoğulları kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görürler. Daha önce anlattığımız Harzemşahlar da kendilerini Büyük Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görürler. Evet arkadaşlar, Türkiye tarihinden sorularda gelebilecek kısımlara değinmeye çalıştık. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.